Evet, şu anda HDP Genel Merkezi içerisindeyiz. Sizin de görüntülerde gördüğünüz gibi burası daha öncesinde bilgi işlem merkezi olarak kullanılıyordu. Fakat odada şu anda hiçbir şey sağlam kalmamış durumda. Evet, polis de incelemelerini sürdürüyor. Evet, olay yeri inceleme ekipleri şu anda içerideler. Çalışmalar sürüyor. Genel merkez binasının diğer odalarını göstereceğiz şimdi sizlere. Görüntülerde görüldüğü üzere bina içerisinde sağlam kalan hiçbir şey yok. Evet, saldırıların başka adresleri de var. Ankara'da Karapürçek bölgesinden gelen bir haber var. Karapürçek'te Özdoğu Anadolu İş Adamları Derneği'ne yönelik yapılan bir saldırı var. Yine orada da dernek binası talan edilmiş durumda ve orada Kürt yurttaşlara ait araçların yakıldığı bilgisi elimize gelen bilgiler arasında. Yine Tuzluçayır'da bir gerginlik yaşandığı bilgisini aldık. Tuzluçayır'da da parti binalarına saldırgan gruplar yönelmek istediler. Fakat halkın engellemesi sonucu oradaki müdahaleye de engel olundu, bilgisi verildi. Merkezde neler yaşandı? Aktarır mısın bize? Evet, Demokratik Bölgeler Partisi'nde de bir gerginlikten bahsetmiştik. Oradaki olaya ilişkin de yeni bilgiler var elimizde. Dün ve daha önceki günlerde de DBP'ye yönelik saldırı girişimleri olmuştu. Fakat bugün akşam saatlerinde genel merkez binası önüne yine 100 kadar kişilik bir grubun gittiğini ve oradaki binanın da yakılmak istendiği bilgisi geldi. Şu anda Demokratik Bölgeler Partisi binasının üst katında 4 kişinin Evet, HDP Genel Merkez binasını yakan kişinin gözaltında olduğunu belirtebiliriz. İçeriye sadece bir kişinin girdiği bize gelen bilgiler arasında. Sonrasında ise parti önünde emniyet güçlerinin yapmış olduğu müdahalelerle birlikte toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı söylendi. Olay yeri inceleme ekipleri şu anda bulunduğumuz odada çalışmalarını sürdürüyorlar. Saat 9 sularında yaklaşık 500 kişilik bir grubun HDP Genel Merkez binasına yöneldiğini öğrendik. İlk önce bina önüne geldiler ve burada İstiklal Marşı okudular. Sonrasında ise grup içeriye sızmaya çalıştı ama genel merkez binası önünde bir polis kulübesi bulunuyor. Oradaki polis müdahale etti fakat içeriye bir kişi girdi. Evet, o giren kişi şu anda gördüğünüz manzarayı. Partililerden bir açıklama geldi sonrasında. Ayhan Bilgen saldırı sonrasında emniyet güçlerinin herhangi bir gözaltı girişiminde olmadığını söyledi. Saldırgan grubun bekleyişi de genel merkez binasının uzak bir noktasında sürüyor şu anda. HDP'liler de bina önünde bekleyişlerine devam ediyorlar. Evet, şu anda genel merkez binasının
İkinci katındayız. Giriş katında buradaki kadar yoğun bir yangın olmadığını belirtelim. Saldırgan grup üst kata çıkıyor ve öncelikli olarak üstten yangını başlatıyorlar. Bu tarafa geçti mi? Evet, şu anda basın biriminin bulunduğu odanın önündeyiz. Grup öncelikli olarak buralara yönlendi. Evet, şu anda görüntülerde gördüğünüz oda hukuk birimine ait bir odaydı. Yangının en yoğun yaşandığı odalardan birisi de burasıydı. Tavanlar tümüyle yanmış durumda. Üst katta da çıkamıyor. Evet, içeride hiçbir malzemenin sağlam kalmadığını görüyoruz. Evet, burası ise binanın ara noktası. Evet, şimdi üçüncü kata çıkacağız. Evet, bu katta yangının pek de yoğun olmadığını gözlemliyoruz. Ve MYK toplantılarının yapıldığı oda. İçeride çok yoğun derecede duman kokusu var. Yangın buraya tam anlamıyla ulaşmış değil. Evet, HDP'ye ait bütün bilgilerin bulunduğu odaydı bilgi işlem merkezi. Bütün verilerin saklandığı odaydı. Dosyalar, bütün önemli bilgiler oradaydı. En yoğun yangın orada görülüyor. Şimdi tekrardan alt katlara iniyoruz. Evet, şu anda en üst kata çıkıyoruz. Üst katta eş genel başkanların odası da yer alıyor. Evet, görüntüde görüldüğü üzere içerisi sadece dağıtılmış. Yangın buraya ulaşılmamış. Evet, HDP Genel Merkezi'nin en üst katı burası. Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ'ın odasında da herhangi bir yangın izi görülmüyor. Dediğimiz gibi binanın en önemli noktası bilgi işlemin bulunduğu odaydı. Çünkü partiye ait bütün veriler, önemli dosyalar orada saklanıyordu. Bilinçli yapıldığı söyleniyor. Yani partide görev alan arkadaşların da bize verdiği bilgiler özellikle oraya yöneldiği saldırganın ve öncelikli olarak bilgi işlem merkezinin bulunduğu odadan yangını başlattıkları bize gelen bilgiler arasında. Evet, kameraman arkadaşım Onur şimdi Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ'ın odasını gösteriyor. Şimdi tekrardan yangının olduğu kısma geçeceğiz. Evet, saldırının başladığı anda dediğimiz gibi genel merkez binasında 3 kişi bulunuyordu. Yangından kurtulmak için üst kata çıktılar, teras katından.
yan binanın yangın merdiveninden olaydan kendilerini kurtarabildiler. Evet, tekrardan alt katlara iniyoruz. Görüldüğü üzere bütün afişler, posterler indirilmiş durumda. Evet, şu anda yine bilgi işlem merkezindeyiz. Önemli dosyalar burada bulunuyordu. Sağlam hiçbir şey kalmamış görünüyor. Bütün camlar kırılmış. Şu anda binada elektrik de kesilmiş durumda. Evet, binanın yakınlarında yani yapışığında da yerleşim yerleri bulunuyor. Bundan dolayı yangın böylesi de bir tehlikeye sahne oldu. Evet, kameraman arkadaşım şimdi partiye ait önemli dosyaların bulunduğu rafları gösteriyor. Evet, bu duvar komple dolapla çevriliydi ve bu dolapların içerisinde bütün parti verileri saklanıyordu. Yerde bilgisayar kasalarını görüyoruz. Yanmış durumdalar. Monitörler yanmış durumda. Evet, görüldüğü üzere partililere ait kartlar da burada. Evet, dediğimiz gibi partililer genel merkez önünde toplanmaya devam ediyor. Zaman geçtikçe parti önündeki yoğunluk da artıyor. Evet, basın mensuplarının şu anda genel merkez binasına geldiklerini de aktaralım. Ve burası konferans salonuydu. Konferans salonu içerisinde inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve halkla ilişkiler bölümü. Burası genel merkez binasının girişi. Gördüğünüz üzere burada sadece camlar kırılmış. Bu katta herhangi bir yangın söz konusu değil. Yangın öncelikli olarak ikinci katta başlamış. Evet, şimdi dışarıdaki görüntüyü sizlere aktaracağız. Evet, dışarıda yoğun bir kitlenin bekleyişinin sürdüğünü belirtebiliriz. Evet, son aktaracağımız bilgiler şu yönde. Dediğimiz gibi partiler bekleyişini sürdürüyor. Bilgi işlem merkezinde yangının büyük bölümünün orada olduğunu aktaralım. Bütün veriler yanmış durumda. Partiye ait bütün önemli bilgiler yakılmış durumda. Genel merkez binasının geride kalan katlarında ise yangının çok yoğun olmadığını söyleyebiliriz. Bekleyiş sürüyor. Emniyet güçlerinin bekleyişi de şu anda sürüyor. Saldırgan grup genel merkez binasının biraz uzağında ve şimdilik aktaracağımız bunlar. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım. Peki Eren.